Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Doruk Akademi'nin SOLIDWORKS derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle e, Forklift'imizin arka kısmını yani e, Back Cover kısmını çizeceğiz. Yani e, e, egzoz çıkışı da diyebiliriz. Egzoz çıkışının olduğu arka kapağı çizeceğiz. Hemen sevgili arkadaşlar front plane'imize, skecimizi açalım. Şöyle bir adet e, line alıyorum. Şöyle line'ımı yamuk çizdim. Tekrardan çizeceğim. Şöyle bir adet line'ımızı çizelim. Şu şekilde bir line çiziyorum sevgili arkadaşlar Şöyle yapalım Bunların hemen değerlerini verelim ee, Burası 205.95 milimetre Radyusumuz 100 milimetre Şuradaki mesafemiz yanlış taraftan verdik mesafeyi Şöyle yapalım şunu tutup silelim sevgili arkadaşlar Şu mesafemiz ise 580 mm olacak. Şimdi bunları yaptıktan sonra şuradaki açımızı da verelim. 114.72 dereceymiş. Tamam diyelim. Bunları yaptık. Şöyle hatta bunları aynı hizaya getirelim. Hatta Şunları da şöyle dikey yapalım. Şimdi bu arkadaşımızı buraya konumlandırdık sevgili arkadaşlar. Bu arada şurada tanjantlığımız var. Burada da bir hemen tanjantlığımızı verelim. Tanjantlığımız olmazsa olmaz çünkü. Tanjantlığımızı verdiğimizde zaten tamamen tanımlı çizim elde etmiş bulunuyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar features extrude boss base diyorum. Şimdi ilk olarak one direction kısmında görmüş olduğunuz gibi 10 mm yazdım ve bunu ters çevirdim. Yani dışarı doğru değil. Bakın birazcık zoom yapayım. Çizimimden dışarı doğru değil. Yani yukarı tarafa doğru değil iç tarafa doğru olmasını istiyorum. İç tarafa doğru 10 mm bir tinlik veriyorum. Bir kalınlık veriyorum. Bunun dışında da sevgili arkadaşlar. direction kısmında da mid plane'de şöyle 1000 mm bir katılama yapacağım. Tamam diyorum sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi katılamam meydana geldi. Şimdi bu katılamadan sonra şu yüzeyime sketch açıyorum. CTRL-8'de skecime dik bakıyorum sevgili arkadaşlar. Burada hemen bir dikdörtgen komutu alıyorum. Dikdörtgen komutunu şuraya çizelim şu şekilde. Şöyle aralarındaki mesafeleri verelim. 20 mm. Şu mesafe 20 mm. Şuradaki mesafe 20 mm. Ve sevgili arkadaşlar şurayla arasında 30 milimetre olduğunu söylüyorum. Tamamen tanımla yaptım, sağ bastım, serekledim Features Extrude Cut kısmından sevgili arkadaşlar. Buranın tamamının kesilmesini istiyorum. Line da all olsun arkadaşlar bizim için. Tamam diyelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kesimimizi yaptık. Kesimimizi yaptıktan sonra şöyle bir bakalım doğru mu yaptık acaba kesimimizi? Aynen doğru yapmışız. burada sevgili arkadaşlar, Linear Pattern komutunu kullanacağım. Direction olarak örneğin şuradaki Age'imi seçebilirim. Şuradaki Age'im üzerinde ilerleme kaydedeceğim. Features kısmından şuradan hemen Cut Extrude'umu seçiyorum. E, distance olarak mesafe olarak sevgili arkadaşlar 60 milimetrede 14 adet olacak şekilde bir e, Extrude Cut e, patternleyeceğim. Lineer patternleyeceğim. Tamam diyorum ve görmüş olduğunuz gibi bu delikleri e, hizalı bir şekilde bu taraflara da açmış bulunuyorum. Şimdi tekrardan bu yüzeyime skeç açıp sevgili arkadaşlar CTRL 8'e dik bakacağım skecime. Şöyle bir adet daire alıyorum. Dairemi konumlandırdım. Dairemin hemen değerini verelim. Çapımız sevgili arkadaşlar 60 mm'ymiş. Şuradan sağ tarafı olan çap pardon mesafe 65 mm ve yüksekliğe olan mesafede sevgili arkadaşlar 65 mm olacak. Sağ bastım, serekledim. Features eee extrude cut diyeceğim. Extrude cut'ta line değil de true olsun. Tamam diyelim ve buranın da kesim işlemini tamamlamış olalım sevgili arkadaşlar. Bu bizim egzoz çıkışımızın e, bir parçası olacak. E, o yüzden böyle ızgara şeklinde olmasını istiyorum. E, burada sevgili arkadaşlar yine e, edit appearances kısmından yine bir eee RGB de renk atayalım. Şuraya hemen 200 yapalım. Hatta e, de atamayalım bunu. Bunu daha koyu bir renk yapalım. Hmm, şu renk şuradaki daha uygun olacaktır. Tamam diyorum. Ve e, back cover'ımı da kaydetmeyi unutmuyorum sevgili arkadaşlar. Buna da e, arka koruyucu kapak gibi bir şey diyebilirim. Back cover diyelim. Ve bunu da sevgili arkadaşlar kaydedelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.